Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Böyle ne yapıyorsunuz diye açınca da garip oluyor. Hep açılışları böyle bir şey yapıyorum. Açılış yaparken biraz geriliyorum. Ne desem, nasıl açsam falan diye. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz falan deyince de böyle yapmacık gibi geliyor. Neyse, ben bir vlogger olarak bu tarz videoları çekerken zorlanıyorum. O yüzden vlog gibi çekeyim dedim. O da olmadı. Yine böyle çekiyorum. Geçen seferkini de arabada çekmiştim. Şöyle, bugün lazere falan gittim. Dudak üstüme ve favorilerime lazer yaptırıyorum. Bir an acaba dedim telefonum mu çalıyor? Bu sıra böyle oluyor bana. Sesler duyuyorum telefonum çalıyormuş gibi. Bugün lazere falan gittim. Buralarım kızarık olabilir veya parlıyor olabilir. Hem krem sürüp üzerine bir de güneş kremi sürdüm. Güneş kremim normalde parlamıyor ama bugün sanki biraz parlıyor. Aa, dişim ruj olmuş. Olsun. O kadar abartarak sorarsanız olur tabii. Şundan sürmüştüm. Bu da sanki biraz bayatlamış, biliyor musunuz? Ama yeni bu. Bayat satmışlar demek ki. Yani ben parfümsüz olmasına özen gösteriyorum. Parfüm yok ama bozuk kokusu mu acaba? Bozuk kokusu ne ya? Neyse işte, anladınız siz. Ya neyse, ben direkt konuya gireceğim. Konumuzla bağlantılı olarak bir market alışverişimiz de var. Karnım çok aç. Şu benim favorim. Bugün şeyde gördüm. Normalde Migros'larda satılıyor. Makro Center'da gördüm. Makro Center'da Money Club kartımı istediler. Ben bilmiyordum Migros'un olduğunu. Bu var ya, mükemmel bir şey ya. Aşırı güzel. Ama sütlü çikolatası bu kadar güzel değil. Bunu ilk defa deneyeceğim. Şöyle. Çörek otlu kinoalı labneli. Yani çok da ümitli değilim ama bilmiyorum. Güzel de olabilir. Bir de tabii ki 1,5 litre suyumuz var. Onu söylememe gerek yok. Kolajen. Bundan aldım. Bilmiyorum ne kadar işe yarıyor. Ama bir tane böyle detoks suyu gibi bir şey alacaktım. Bunu alayım dedim. Daha önce içmiştim. Tadı güzel bu arada. Sadece kolajen olarak bilmiyorum. Yani o konularda çok bir bilgim yok. Şu gözüm yaşarıyor bu arada. Niye bilmiyorum. Yani lazere gittiğimde canım çok acıdı. Biraz gözlerim yaşardı ama. Of, ne parıcı o. Ay, gözümden yaş geldi. Of. Bu jelle yapamıyor muyuz? Yolda gözüme bir şey kaçtı sanırım. Malum Ankara, yani Ankara trafiğinde cam açık araba kullanmak biraz riskli olabiliyor bu açıdan. Bu arada ojelerim de geçen haftadan kalma. Alerjik durumlardan dolayı yenileyemedim, silemedim de. Ama böyle fena durmuyor. Başka bir oje olsa şimdi çıkmıştı. Bir haftadır duruyor yani. Lazerden çıktım. Cinnah tarafında gittiğim yer. Cinnah'ta hatta. O taraflarda bir yerde oturup mu çeksem acaba videoyu dedim. Atakule'nin orada mı otursam acaba dedim. Böyle bir yer aradım. Sonra Balgat'a doğru gitmeye başladım. Şu an Ankara'ya bilmeyenler buna kızacak ama. Balgat'a değil, pardon. Şu an gözüm hala acıyor bu arada, kusura bakmayın. Böyle kırpıyorum falan. Niye kusura bakacaksınız ki zaten, ne alaka? Nereye doğru gittim biliyor musunuz? Ya öyle dolaştım işte. Böyle Söğüt Özü'ne gittim, Beştepe'ye doğru gittim falan. Böyle biraz dolaştım nerede ne çeksen falan. O ara tabii inanılmaz yoğun bir trafik vardı. Saat 5 falandı. Ben dedim evin oraya gideyim. Evin oraya arabayı çektim. İşte yüz yogası yapmamıştım. Yüz yogasını arabada yaptım. Üstüne makyaj yaptım falan. Ondan sonra bu videoya hazırlık yaptım yani. Sonra bir yere gideyim, çekeyim dedim. Böyle bir park falan geldi aklıma. Kalabalıktır diye gitmekten vazgeçtim. Sonra dedim ki bu zaten öyle bir video değil. Yani arabada çeksem ne olur ki dedim. Bu videoyu arabada çekmeye karar verdim. Neyse, 3 saatlik bir giriş yaptıktan sonra konuşmaya başlayabilirim. Ben normalde bu konularda konuşmayı hiç sevmiyorum. Çocukluğumdan beri kiloluyum. İnsanlar çocukluğumdan beri böyle şey yapıyor bana. Şu an yapmıyorlar. Uzun bir süredir yapmıyorlar. Onu da anlatacağım. Bence neden yapmadıklarını anlatacağım yani. Çok zayıf olduğumdan falan değil. Ben hala kiloluyum. Eski kilom yok. Ya muhtemelen ondan da yapmıyor olabilirler ama. Of. Çok yanıyor şu an. Ya Ankara'ya yollara laf ettim ama güneş kremi kaçırmış da olabilirim gözüme, biliyor musunuz? Neyse.
çocukken sürekli tepemde böyle herkes kilo ver, kilo ver, kilo. Ya ben farkındayım kilolu olduğumun. Yani bana kilo ver demenize gerek yok. Bir de ben artık bunları söyleyen varsa da duymazdan geliyorum. Şu an şey gibi oldu. Kilodan konuşunca duygulanıp ağlıyormuşum gibi oldu. Of, gözüm çok yanıyor. Şurada bir yerde tuvalet kağıdı. Ay, arkayı da temizlemeyi unuttum, görünüyor mu? Poşetler falan var. Makyajım yaptı şimdi ya. Of. Ama canım çok acıyor. Geçti. Gitti makyaj. Neyse. Ay, görüyor musunuz nasıl yaşardı? Bir şey diyeceğim. Bence bu kesinlikle güneş kremi. O kadar yalamaz çünkü başka türlü. Yani hiçbir şey görmüyorum. Ya ben gözümün içine biraz beyaz kalem çekeyim dedim. Şu arada dolaşan insanlar var. O beyaz kalemi yanlışlıkla gözüme değdirdim. Canım acıdı ama şu an ondan kaynaklı olamaz yani. Ya inanamıyorum ya. O kadar uğraştım video için. Makyaj yapayım dedim. Neyse, bu da bir içerik. Neyin içeriği? Bu arada gözüm yaşardıkça güneş kremi içine daha çok kaçıyor zaten. Arkadaşlar, acaba bu bir işaret mi? Ben bu videoyu çekmemeli miyim? Ya böyle çekeceğim, ne yapayım? Ben bunu silmeye kalktıkça gözüm yaşarıyor ve içine daha da kaçıyor. Böyle olacak. Kusura bakmayın yani. Yapacak hiçbir şey yok. Bu arada geçmişti. Videoyu açtım, tekrar başladı. Ay, nedir bu kadar yani? Böyle çekeceğim. Yapacak bir şey yok. İnanılmaz ya. Neyse, şey olur böyle. Ağlıyormuşum gibi. Ağlanabilir bu arada. Bu konular bazı insanları çok etkileyen konular. Şu direksiyonu aşağı almış mı? Aldım. Ağlayanlarla dalga geçmiyorum kesinlikle. Ama ben artık o şeyleri aştım yani. Onu söylemek istiyorum. Size de tavsiye ederim. Nasıl aştım? Şimdi bir kere bu... Yok kilo almışsın, yok şunu yapmışsın, yok bunu yapmışsın diyen insanlar kilo konusunda veya dış görünüşünüzle, ki bu genelde kilo oluyor yani, kilo konusunda sürekli sizi eleştiren insanlar çok kötü görünüyordur muhtemelen şu anda. Önemli değil, takılmayın artık. Bu arada alerjiden de burnum akıyor. Gerçekten şu an ağlıyormuşum da ağladığımı gizliyormuşum gibi oldu. Polenler biraz geç geldi. Normalde Haziran'da bitmesi gerekiyor. Bugün 3 Haziran ve ben dün ve önceki gün hapşırmaktan artık bayılacaktım yani. Neyse. Sürekli yok işte kalçana kilo almışsın, basenine kilo almışsın, göbeğine kilo almışsın. Şuran senin omuzların geniş, yok işte senin boyun uzun, kilonu o yüzden göstermiyorsun. Yok ya, sana ne? Hani sürekli bunlardan konuşan insanlar bana çok boş geliyor. Çok böyle basit geliyor. Yani konuşacak onca şey varken karşı tarafın fiziksel özelliklerinden konuşmak çok, ya kusura bakmayın da hani geliyor bana. İğrenç yani. Sürekli bundan konuşan insanlar var. Ve hepsi aynı şeyi söylüyor. Ya ben senin iyiliğin için söylüyorum. Bir bırakın, bir salın ya. Uzun zamandır bana bunları söyleyen insanlar yok. Ama ben YouTube'da falan çok görüyorum böyle insanların maruz kaldığı şeyleri, kilolu insanların maruz kaldıkları durumları. Ya bir bırakın, salın yani. Hani o kişi zaten kendini biliyor, aynaya bakıyor. Şu an dikkatim çok dağıldı, gözüm falan. Benim dikkatim inanılmaz dağıttı yani. Şu an var ya, hiç istediğim gibi bir video olmadı ama yayınlayacağım. İnanılmaz dikkatim dağıldı ya. Çok şu an inanılmaz sinirliyim. Ama kime bilmiyorum. Doğaya mı sinirlensem? Evrene mi sinirlensem?
Hiçbir fikrim yok. Şu an hala konuştuğum her şeyi silip atasım var, biliyor musunuz? O kadar karışık konuştum, o kadar içime silmedi ki. Bense nasıl kilo verdiğimi söyleyeceğim. Hiç bu konuları konuşmadım farz edelim. Silmem. Arada böyle çok saçmaladıysam belki küçük küçük keserim ama silmeyeceğim, büyük bir çoğunluğunu yayınlayacağım. 3 yöntemim var kilo vermek için ve şu ana kadar kilo vermek istediğimde o kadar çok şey denedim ki, öyle bir oturttum ki hayatıma. Yani kilo vermek istediğimde hemen belli bir düzene geçiyorum. Onu kilo verene kadar uyguluyorum. Böyle çok hızlı, çok pratik bir şekilde ben onu hayatıma geçirebiliyorum. Hatta hemen bugün uygulamaya başladım. Fark ettiyseniz dikkatim dağılınca karnımın acıktığını da unutup bunu yemeye unuttum. Biri şu. Ay, paketin içi çok kötü kokuyor. İstediğimi yiyeyim ama spor yapayım. Bu bir seçenek. Bunu yaptığımda sağlıksız hissediyorum. Ama ne kadar spor yapsam o kadar yağ yakıyorum, evet, ama sağlıksız beslendiğim sürece hiçbir anlamı yok. Üniversitede ne kadar süre yaptım hatırlamıyorum ama inanılmaz detoks etkisi yaratmıştı. Çok sağlıklıydım ve zayıflamıştım tabii ki. Ama çok sağlıklı hissediyorum. Hala biter bile yemedim. Güzel. Böyle tatlı tuzlu karışık bir tat geldi ama içeceğim, çok iyi. Neyse ki üçlü paket almışım. Zaten üçlü satılıyordu. Arabada da şu var. Benim değil bu, geçen arkadaşım almıştı. Dursun. Şunu içmem yok mu yanına? İçeceğim. İçeceğim, çok güzel. Bundan alın. Kesinlikle emlisiniz. Üniversitede yaptığım şeyi söylüyordum. Alkali diyet. DNR'da rastgele bir kitaba denk geldim. Kitabın dili hoşuma gitti. Aldım, dedim deneyeyim böyle. Beslenmeyle ilgili kitaplara bakıyordum. Ayşegül Çoruhlu'nun Tok Zaman Açız kitabı. Alkali diyet kitabının devamı. Devamı değil aslında da şey yazıyordu sanki. Daha kapsamlı anlattığı sanırım. Tok zaman açız, yani biz doyuyoruz ama hücrelerimiz doymuyor diyor falan. Böyle neyse, çok oldu ben okuyalı. Çok da güzel bir kitap. Ben de kesin okuyorum. Hatta YouTube kanalı da var Ayşegül Çoruhlu'nun. Bazen onun videolarını da izliyorum. Neyse, o kitabı uygulamaya başladım. O zaman tabii ben üniversitedeyken bunu yapmam çok kolaydı. Ben o alkali diyet için ayrıca bir video çekeceğim. Çok uzun uzun anlattım çünkü şu an zaten bir şeyleri. Üniversitedeyken yapmam çok kolay oluyordu çünkü açık büfe yediğimiz bir kafe vardı, çatı kafe. Gramajına göre para ödüyorduk. Tabağıma salata dolduruyordum, meze dolduruyordum, böyle yoğurtlu falan. Sebze desen var, her şey var, limitsiz. Tabağa dolduruyordum alkali her şeyi. Tabak bir de ucuz oluyordu çünkü hep salata olduğu için. Ve salatalar da çeşit çeşit oluyordu hep. Hem ucuza geliyordu hem çok güzel doyuyordum yani. Sağlıklı beslendiğiniz zaman boş salata yediğinizde tabii ki öyle bir etki olmuyor ama böyle baklagil falan yediğiniz zaman çok iyi doyuyorsunuz. Ama bunu yani okulun dışında çok uygulayamıyordum. Yani böyle ben normalde bu tarz bisküvilerle falan dışarıda ancak sağlıklı beslenebiliyorum. Veya böyle önceki bir videomda çekmiştim, köri soslu tavuk. O tarz... Arkadaşlar hafızam doldu. Ya inanın o kadar böyle içime sinmedi ki bu içerik. Böyle konuşurken dikkatim dağıldı. Bir de zaten böyle içerikleri çekmeye de alışık değilim. Onun da etkisi var. Böyle konuşurken ne desem, nasıl konuşsam falan, böyle vlog gibi değil, çok farklı. Ondan da kaynaklı, gözümden ve alerjimden de kaynaklı çok dikkatim dağıldı. Hava da kararıyor. Ama ben bunu yayınlayacağım. Sonra belki içime sinen bir video tekrar çekerim. Bunu silmem ama belki bir video daha çekerim. Neyse, alkali diyet diyordu. Onu yaptığım dönemde, dediğim gibi daha sonra onunla ilgili bir video çekeyim size. Yani temel olarak sebze ağırlıklı besleniyorsunuz aslında. Hani
Bu proton oluyor. Neyse çok tamam. Bunu şu an çok açamayacağım. Kitabı da belki tekrar okurum. Öyle size açıklamaya başlarım. Açıklamaya çalışırım. Onu yaptığım dönemde çok güzel zayıflamıştım. Ama spor yapmıyordum. Yani eskisi gibi yapmıyordum. Artık şu anda uzun zamandır yaptığım ve oturttuğum bir düzen var. O da hem dengeli beslenmek hem de düzenli egzersiz yapmak. Ama kendime eskisi gibi böyle kilo verme gibi bir hedef koymuyorum. Çünkü zaten kilodan daha önemli şeyler var. Her şey görüntüden ibaret değil. İlla görüntü için zayıflamak şart değil. Evet, kilo zararlı. Şimdi zarar vermiyorsa ileride zarar verebilir. Doğru. Ne gerek var fazla kilo taşımaya? Hani bunlar doğru ama mental olarak böyle çok huzursuz olduğunuzda da zaten kilo veremiyorsunuz. Yani ben veremiyorum şahsen. Ben çok stres yapıyorum ki artık, ya bilmiyorum, çok egoistçe gelebilir ama ben kendimi zaten çok beğenen bir insanım. Yani bana kilo vermen lazım dedikleri o zamanlarda da ben kendimi hep beğenirdim. Yani aslında böyle kilo versem güzel olurum diye bir düşüncem yoktu. Ben zaten kendimi çok beğendiğim için de belki hani o kadar dikkat etmiyordum. Hala da beğeniyorum. Hala da kilo alsam da beğeniyorum. Versem de beğeniyorum. Kendimi beğenmemle ilgili bir şeyler değişmiyor. O yüzden ya illa kilo vereceğim diye düşünmüyorum. Ama tabii ki de kilo aldığım zaman ya diyorum hani bir şeyleri demek ki yanlış yaptım. Hani çok yedim, hareket etmemişim demek ki. Kendime kızıyorum ben bu sefer. Aslında kilo almam bir şeylerin sonucu oluyor. Yani ya az hareket etmişim, tembellik yapmışım yani. O yüzden kendime kızıyorum. Ya da sağlıksız beslenmişim ve kendime zarar vermişim. Yani sağlıksız beslenerek. Bu demek. Çünkü ben sağlıklı beslendiğim zaman ne kadar çok yersem yiyeyim kilo almıyorum. Ya kilomu koruyorum ya da veriyorum. Yani kesinlikle almıyorum. Ya tartılmıyorum bu arada. Ben kilomu hep böyle kıyafetlerden veya zaten sürekli içerik ürettiğim için videolardan falan anlıyorum. İnsanlar artık ya beden dilinden anlıyor bu konulardan rahatsız olduğumu kilo konusundan. Ya biri gelip bana kilo vermişsin de demesin. Yani niye sürekli beden konuşuluyor? Neden sürekli görüntü konuşuluyor? Yani ben yıllarca onca şey yaptım. Ya biri gelip de atıyorum üniversitede kısa film çektim. Yayınladım onu mesela. Çektiğim bir sürü film oldu. Bir sürü video oldu. Yani bir sürü şey yaptım. Dans videosu izliyorsun mesela. Paylaştığım bir dans videosunu izlesinler mesela. Ona desinler ya işte şu video güzel olmuş. Bu kıyafetin güzel olmuş. Yani görüntüden konuşacaksan da kıyafet konuş mesela. Yok saçtan, makyajdan falan konuş. Şu makyajın güzel, bu makyajın kötü falan. Ne bileyim yani niye sürekli kilo? Ben hatta kendimi o kadar beğeniyorum ki şöyle söyleyeyim. Bu videonun sonlarına gelecek. O yüzden rahat rahat söylüyorum. Birisi bana artık böyle kilo almışsın bilmem böyle bir şey söylediğin zaman şey gibi geliyor yani sanki beni kıskanıyor da bilmiyorum size çok egoistçe gelebilir bu ama ya diyorum herhalde bir şeylerimi kıskanıyor kiloma bahane buluyor. Kilomun beni çirkinleştirdiğini kesinlikle düşünmüyorum. Sadece zayıflamak istediğim zaman zayıflıyorum yani ben göbeğimin olmasından rahatsız oluyorum mesela. Göbeğim hiç gitmiyor benim ne kadar spor yapsam diyeceğim hep göbeğim kalıyor. Bu da yapı yani hani demek ki bu gitmeyecek. Hava kararıyor bu arada. Ben bunu çok sevdim. Daha birinci paketteyim. 2 ile 3'ü yesem diye düşünüyorum. Daha bu bitmedi. Şu anda hem bu alkali beslenmeyle ilgili hem de düzenli egzersiz yapmamla da ilgili. Kilo aldığımı hissettiğim anda hemen çok kolay bir şekilde diyete başlayabiliyorum. Ve çok kolay bir şekilde düzenli egzersiz yapıyorsam onu daha arttırıyorum veya daha ağırlaştırıyorum. Ya da yapmıyorsam yapmaya başlıyorum. Benim bunları hayatıma geçirmem, uygulamam, düzenle uygulamam çok kolay oluyor. Bunun için de motivasyonum dediğim gibi yani önceliğim aslında kilo vermek olmuyor. Tabii ki de hedefte o da var ama yani bir şeyleri düzenli olarak yapmak gerekiyor bu hayatta. Bir kere egzersizi düzenli olarak yapmak gerekiyor. Zayıf olsanız da yapmanız gerekiyor. Yani kaslarınızın ileride zayıflamaması için yapmanız gerekiyor. Sağlıklı beslenmek de aynı şekilde. Hani neden zarar vereyim ki ben kendime? Zayıf olsam da sürekli yesem neden zarar vereyim yani? Sürekli sağlıksız yesem niye
kendime öyle bir zarar vereyim. Yani dediğim gibi az önce, benim önceliğim sağlığım ve o rutinin dışına çıkmamak. Hani mesela bugün dışarıda yemek yiyecektim. AVM'ye gittim, bu Makro Center oradan vardı, oradan aldım. Bunları gidip orada bir hamburger de yiyebilirdim ama niye yiyeyim? Yani ve şöyle bir özelliğim var. Ben sürekli hazır yiyen bir insanım. Size ilginç gelebilir ama sevmiyorum. Yani ben inanılmaz derecede ev yemeği seven bir insanım. Ev yemeği olsun, her gün yerim, her öğün yerim. Yani fast food böyle haftada bir yesem bana yeter. Hatta yemesem de olur. Yani o kadar artık sevmiyorum. Hani yerken beni kötü hissettiriyor ama tabii ki ben hiçbir zaman şunu yapmıyorum. Yani niye yedim, keşke yemeseydim, yapmıyorum. Hani kendime hiç o şekilde yüklenmiyorum ama onu yedikten sonra bir şeyleri böyle daha düzenli yapmaya çalışıyorum. Onu yediysem dengelemeye çalışıyorum. Ya detoks gibi bir şey yapıyorum yani. Ama bunun belli bir düzeni yok. İlla sabah şunu yiyeceğim, akşam bunu yiyeceğim, bunun üstüne bunu yapacağım. Oturttum, şöyle bir düzen var sadece. Şu an mesela biraz kilo aldığımı hissettim. Geceden sürahide yeşil çay beklettim, tarçın karanfille. Sabah onu içtim bir bardak aç karnına. Bunu ben her zaman yapmıyorum ama böyle çok kilo aldığımı hissettiğimde yapıyorum. Yapmayı da unuttuğum bir şey oluyor yani aslında. Kahvaltı yaptım. Kahvaltı tost yaptım, bildiğiniz beyaz ekmekle. Tam diyet yaptığım bir dönemde değilim şu anda. Ama o bir kaçamaktı mesela ve onu sabah yaptım. Bundan, bu saatten sonra tarz... Ya bu diyet mi acaba? Diyet diye almam mı? Diyet bisküviler dışında bir kaçamak yapmam yani. Çünkü bu da kaçamak sayılıyor. Lif kaynağı falan yazıyor. Keten tohumu, yulaf. Diyetten hallice herhalde, bilmiyorum. Neyse. Bu da kaçamak çünkü paketli bir gıda ve muhtemelen içinde katkı maddesi, koruyucu falan var. Yani her ne kadar diyet de olsa. Ama dışarıdaki alternatiflerin birçoğundan daha sağlıklı zaten. Bu tarz şeyler yemeye çalışıyorum. O sabah yediğim tostun üzerine kahve içiyorum mutlaka her sabah. Kahve metabolizmayı hızlandırıyor aynı zamanda. Onun için de içiyorum kahveyi. Onun dışında evde oturmaya devam etseydim, kahve içtikten sonra lazere gittim bugün. Evde oturmaya devam etseydim üzerine bir bitki çay içebilirdim veya böyle tatlı yanına çay içebilirdim yine. O tatlıda bitter çikolata falan olurdu muhtemelen. Bu arada bitter çikolata da çok sağlıklı bir şey değil ama ben çikolatayı çok sevdiğim için tüketiyorum. Yani onun içerisinde de şeker var. Çok şeker var hem de yani. Dikkat edip almanız lazım. Ben en az şeker olanı alıyorum. O da etik aram oluyor genelde işte. Markette böyle etik aramı görürsem hemen onu alıyorum. Ama o da öyle tadını en sevdiğim bitter değil açıkçası. Benim tadını en sevdiğim hangisiydi? Hatırlamıyorum. Bu labne, tatlı bir labne. Güzel. Ben labne biraz daha şey olur diye bekliyordum. Daha tuzlu. Belki öyle olsaymış daha güzel olabilirmiş. Neyse. Onun dışında bunları yiyorum. Sonra acıkınca yine sağlıklı bir şey yemeye çalışacağım. Ya ben nasıl bir insanım biliyor musunuz? Gece karnım acıkır, patates kızartır yerim. En pratik neyse onu yemek istiyorum. Ama böyle sağlıksız bir şey yiyeceksem de evde yemek istiyorum. Evde yapılsın. Yani ev yemeği. Kızartmayacaksam, hamburger yiyeceksem evde yiyeyim. Cips, deli gibi cips yiyorum. Hangi cips o? Cips o muydu? Neydi hatırlamıyorum tam. Deniz tuzlu. Paketli, evet. Diğerlerinden daha sağlıklı denilebilir. Ona taktım mesela. Canım çok diğer cipslerden istemezse ondan yemeye çalışıyorum. Böyle yani yediğim şeyleri en sağlıklı şekilde, kötünün iyisi denecek şekilde hatta ayarlamaya çalışıyorum. Öyle dengelemeye çalışıyorum. Sporu hep yapıyorum. Uzun zamandır 10.000 adım atıyordum. Biraz aksattım onu. Ama mesela moralim bozuyor benim. Ya diyorum hani başladığım bir düzene neden bıraktım? Şimdi ben ona tekrar başlasam oturtmam çok kolay olacak. Çünkü onu bir süre yaptım. Hani tekrar yapabileceğim. Ve o zaman her şeyi yiyordum. Çünkü 10.000 adım benim günde ulaşmadığım bir hedefti. Yani günde 20 dakika yürüyüş yapıyorsam 5.000-6.000 adıma falan ulaşıyordum. Hani taş tahtası 8.000. 10.000 çok yani.
rutinin çok dışına çıkınca böyle, hatta bacaklarım falan ağrıyordu benim. O kadar ağır geliyordu ki, fazla geliyordu ki, belim ağrıyordu, bacaklarım ağrıyordu. Tabii ben o ağrının zarar vermeyecek bir ağrı olduğunu bildiğim için devam ediyordum yapmaya. Neyse. Ben artık her şeyi yiyordum. Yediğim halde kilo almıyordum. Ya mesela A101'in hazır pizzaları var. Onun yanına patates kızartıp o pizza yapıp onun üzerine ketçap mayonez sıkıp yiyen bir tipim. Ama şunu yapmıyorum işte, onu yedim, ya bunu niye yedim diye kendime yüklenmiyorum. Ondan sonra ben sağlıklı beslenmeye devam ediyorum. Bu kaçamakları yapıyorum. Yaptım da tam yapıyorum böyle. Kalori bombası. Ve sağlıksız yani. Kalorili olmasının dışında sağlıksız. Ben zaten hiç kalori hesabı yapmam. Yani sağlıklı beslenirken de sağlıksız beslenirken de. Yani diyeti bozacağım diyelim. Ya sağlıksız bir şey. Neyse az yiyeyim. Bunu demem. Ya, yedim mi tam yiyorum. Diyet yapsam da doyana kadar yiyorum. Hani yiyorum. Anladınız mı? Seviyorum yemeği. Yemekten hiç kısmıyorum. Geçen yaz şöyle saçma bir diyet yaptım. Sabah sütlü kahve içiyorum. Şeyin üstüne yulaf yiyorum. Sütlü. Üzerine sütlü kahve içiyorum. Acıkınca züber yiyorum bir tane. Yanına tekrar sütlü kahve. Onun üzerine akşam da yemek yok. Yemek yemiyorum yani. Akşam da yatmadan bir kaşık yoğurt yiyorum. Öyle yatıyorum. Böyle saçma bir diyet olmaz. Bildiğiniz aç gezdim ve çok zayıfladım. Kuzenim artık şey, ya çok zayıfladığım halim de normal duruyordu öyle. Bir deri bir kemik olmadım ama. Kuzenimin yanına gitmiştim. Hatta videom da var gittiğimde, böyle bengi var yanımda falan. Görmüşsünüzdür belki. İnanılmaz böyle tansiyonum falan düşmüştü onun ve yazın yapıyorum bunu. Kuzenim şey dedi, sakın bir daha yapma bu diyeti bırak falan dedi. Ben yavaş yavaş bıraktım. Bir anda da bırakamıyorsunuz. Hani mide küçülmüş, alışmışsınız az yemeye, aç gezmeye. Tabii bol su içiyordu. Ondan sonra yavaş yavaş esnettim o diyeti. Ama yani bu diyeti yapana kadar şöyle bir diyet yapabilirim. Sütlü kahve evet içebilirim. Onu evde yapıp yulaflı veya yulaf sütlü yapabilirim o kahveyi. Yulaflı süt yiyeceğim kahvaltıda, granola falan yiyebilirim. O yulafı çeşitlendirebilirim. İçerisine başka şeyler koyabilirim. Ne bileyim, badem, fındık falan. Öğlen doğru düzgün yemek yiyebilirim. Izgara tavuk yiyebilirim yani. Ne bileyim, akşam da o yoğurdun yanına bir porsiyon meyve yiyebilirim, bitki çayı içebilirim. Şu an öyle yapıyorum. Mesela şu an rutinimden biri de şu. Akşamları meyve yemiyorum uzun zamandır ama mutlaka bir kaşık yoğurt yiyorum. Onun üzerine de şey içiyorum. Bitki çayı, papatya ve ada çayı içiyorum genelde. İkisini karıştırıp. Uyku çayı falan da olabilir. Öyle. Uzun zamandır rutinim bu. Bu arada tabii değişiyor yediklerim. Yani her şeyi yiyorum. Ama lütfen yani bence kilo vermek istiyorsanız kendiniz için verin. Stres yapmayın. Bir kere bu normal. Bu böyle yaratılmışız yani, yapacak bir şey yok. Ben çok kolay kilo alabilen bir insanım. Ve bu beni huzursuz etmiyor artık. Demek ki ben böyleyim yani. Bunu kabullenin. Hızlı kilo aldığınızı, yavaş kilo verdiğinizi, zor kilo vereceğinizi, buna göre bir rutin oluşturun. Yani ya ben çabuk kilo veremiyorum deyip de diyeti bırakmayın. Çok sıkı diyetler yapmayın bence. Böyle hayatınıza ufak ufak sokun bir şeylere. Mesela dışarıda canınız bisküvi çekti, gidin bu diyetlerden alın. Öyle bir değişiklik yapın ufak ufak. Sonra akşam yemeğini değiştirmeye başlayın. Akşam yemeği ben bırakamıyorum. İlla bir şey yiyeceğim. O yüzden dediğim gibi yoğurt yiyorum. Başka bir şey de yiyebilirim sağlıklı. Yani şarjım azalıyor bu arada. Zaten çok konuştum. Bilmiyorum yani, böyle nerede hareket orada bereket videoyu bir özetleyelim. Hareket edin. Bir bahane yaratabilirsiniz dışarı çıkmak için. 20 dakika yürümeseniz de 5 dakika bir markete gitmek için falan bir bahane oluşturup yürüyüş yapabilirsiniz. Günde hiç yoktan iyidir o 5 dakika. O sonra 6'ya çıkar, 7'ye çıkar, 20'ye çıkar, 1 saate çıkar. Yaptıkça bir alışkanlık oluyor zaten. Yürümediğinizde eksiklik hissediyorsunuz. Bir öğününüzü değiştirerek başlayın. Dediğim gibi bu ara öğün olabilir, böyle dışarıda yediğiniz bir şey olabilir. Veya kahvaltı olabilir sadece. Bana kalırsa ilk akşam öğününüzü değiştirin. Çünkü akşam olan daha etkili oluyor. Ben ne zaman akşamları böyle elma yanına yoğurt yiyip yatsam, üzerine bir de bitki çayı tabii şart. Bunu ilk yaptığımda bitki çayı içmiyordum. Öyle bir alışkanlığım yoktu. Bayağı kilo veriyordum yani. O yağ yakıcı bir etkisi oluyor onun. Ama bunu böyle alışkanlık yapacak şekilde yapın. Yani ben akşamları bunu yemeyeyim de. İşte evde yiyeceğiniz bir şey var diyelim ki. Of, çok ışık gitmiş. Evde yiyeceğiniz bir şey var diyelim ki. Onu erteleyin ya, deyin. Bunu ben kahvaltıda yiyeyim. Şimdi bir yoğurtla
elmayla geçiştireyim diye. Böyle böyle biraz yavaş yavaş düzene oturtursunuz. Zaten ben çok uzun zamandır geceleri yemek yemiyorum. Yani canım yemek çekmiyor. Bir şey görüyorum mutfakta mesela. O gün inanılmaz derecede aç kalmamışsam, çok yorulmamışsam onu yemiyorum. Diyorum ki ben bunu yarın yiyeyim. Hani pizza var diyelim ki. Sabah yerim ben onu. Hani şimdilik şunu yiyeyim de bunu sabah yerim diyorum. Kahvaltıda pizza yerim diyorum. O orada kalıyor. Kahvaltıda yiyorum. Hani o kaçamağı yapacaksam sabah yapıyorum mesela. Bunu yapabilirsiniz. Bunları değiştirmek çok zor bir şey değil. Hatta zaten sağlıklı beslenince insan kendini çok mutlu hissediyor. Böyle şekersiz beslenmeyi denemiştim bir ara. 18 gün sürdü. Böyle polen mevsimiydi bir de. Yorucu da bir dönemde. Hem alerjim hem o yorgunluk falan bana pek iyi gelmedi o şekersiz beslenmek. İlk başta tam bir detoks yaptığımı hissettim ama iyi gelmedi. Sonra bıraktım ben onu. Hatta hastanelik olmuştum alerjimden dolayı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Doktora da demiştim bunu yani. Sanırım ona demişti bırak süre diye. Hatırlamıyorum tam. Neyse çok oldu. 6 sene falan olmuştur bu şekersiz beslenmeleri yani. Neyse. Öyle birçok şey denemiş ve yolunu bulmuş mu diyeyim. Öyle biri olarak. Bu videoyu böyle çekmek istedim. Video biraz sizin için hüzünlü oldu sanırım. Benim bu akan gözüm ve burnumdan dolayı. Bu arada ben yeşilin içindeyim ama yeşilin içinde olmasaydım da burnum böyle akacaktı. Çünkü Haziran'dayız. Polen mevsimi şu an Haziran'a kaydı. Neyse. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım en yakın zamanda buna benzer içime sinen bir video çekebilirim arkadaşlar. Siz de isterseniz yorumlara yazın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi de unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Bunları yaparsanız benim için çok iyi olur. Bana destek olmuş olursunuz. Videom daha çok kişiye ulaşır. Hoşçakalın. Bye.